Bütün kötülükler bizim hal ve davranışlarımızdan kazanıyoruz. Allah kimseye kötülük yaratmıyor. Sen neyse onu yaratıyor. Ama bütün iyilikler de Allah tarafından geliyor. O bizim bizi sevmesi, makbul ve güzel işler yapması, dürüst olmamız, dürüst, yalan söylememiz, sabırlı olmamız, Allah bunları seviyor. Bunu kim yaşıyorsa insanı, benim halifem de ona sarılıyor, seviyor. Kalbine geliyor ve sana hayırlı işler yaptırıyor, hayırlı. Hayırsız işleri kim yapar? Zalimler, günahkarlar. Allah'ın sevgili kulları kötü işler yapmaz. Allah'ın sevgili yalan söylemez. Eğer bir insan yalan söylüyor, Allah onu sevmiyordur. Bir insan hırsızlık yapırsa Allah onu sevmiyordur. Bir insan ihsan edip, kıskanıp, hasetlikte çatlıyorsa Allah onu sevmiyordur. Allah sevdiğine o duyguları disiplin eder. Öyle yaşatmaz. Bir insan şükrediyorsa haline, Allah onu seviyordur. Ona kanaat, şükür ve zikir vermiştir. İşte bu kadar. Herkes kendine baksın. Ölçü bu. Ben huzurlu muyum, huzursuz muyum? Huzursuzan bir nedenleri var demek. Günahlarına bak. Allah sevmiyor seni. Evet, sevmiyor Allah. Tövbe yap. Sevsin. Kimi sever Allah? Halifesini sever. Halife kimdir? Doğru yolda olan. Dost doğru yolda. Allah'ın ipine sarılan. İp nedir? Kur'an'dır. Sünnettir. Güzel insandır. Doğruluk, dürüstlüktür. Mertliktir. Sen o zaman korkular da kalmaz. Allah sevdiği zaman insan neden korksun? Neden korksun? Bütün insanı yaratan Allah patronu. Patronuna şikayet eder, onunla belasını verir. Nasıl senin bir büyüğün olsa, mesela bir başkanımız olsa, onun da kardeşi olsan, onun olsan, bir şey olsa, bütün o başkanın emrinde. Ordular, şunlar, ona söylerim dersin, korkar ki herkes. Söylersin ve cezasını da alırlar yani. Aynı böyle, sen Allah'ı seviyor, inanıyorsan, sana kim haksızlık yapıyorsa şikayet edersin. Onlar da cezasını alırlar. Zaten görüyor, şikayet etmesin de görüyor. Bunu cezalandırır. İnsan bunu yapar ve soluğun çocuğunu korur, kötülüklere karşı Allah korumaz mı sevdiklerini? Bir düşünün bakalım. Böyle şey olur mu ya? Mümkün mü korumaması? Her şeyde bir hikmet var. Bazen de bizim şer gibi gördüklerimiz hayır olur. Yani bize çok kötü gelmişti ama sonuna bak nasıl iyi olacak. Bazen de çok mutlulukla istediklerimiz bizim için şer olur. Allah onun için vermez yani. İster misin ama onun arkasında şer olacak. Onun için hayrı ve şerri iman edip Allah'a tevekkül olalım. Anlayamaz çok doğruları. Allah'ın ilmi o kadar çok ki biz ne biliyoruz ya? Onda o kadar çok ilim var ki biz ne biliyoruz? Bildirdiği kadar biliyoruz. O zaman yarın ne olacağını Allah bilir. Yarın sen bilemezsin. Bir yıl sonra, bin yıl sonra ne olacağını Allah bilir. Hep yazgı içinde dönüyor bunlar. Herkes imtihanı iyi yola tercih etsin. İyi yola. Ben iyi olayım. Beni sevsin ki iyi yaratılsın. Hayır yapayım. Seni sevmiyorsan kötüsün. Kötülük yapıyorsun. Herkes bilir bunu. Allah her şeyi bilir. Kimden kandırıyorsun yani? Bunu Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı mı kandırıyorsun? Allah kandırabilir mi? Senin içini bilir. Ona savaş açarsın, kötülük yaparsın. Ona savaş açmış olursun. O savaşta sen mağlup olursun. Ama kötülüğü de yaratan Allah. İmtihan edecek işte bizi. Bakalım benim kullarım kötü olacak mı? Olmayacak. Azap mı çekecek? Huzur mu bulacak? Cefa. Sefa mı çekecek? Ama bunu bazen Allah'ı imtihan etmek için bize cefalar da verir. Karşında da sefa verir sabredersek. Hep sabır. Sabır. And olsun ki asra insanlar hüsranla. Şunlar müstesna. Bak, Allah ayet asır suresi. And olsun ki asra her asra and olsun ki
yemin ediyor Allah. İnsanlar diyor hüsranda, hepimiz hüsrandayız. Şunlar müstesna diyor Allah. O hüsrandan kurtulmanın dört şey ayetini söylüyor. Bir tanesi diyor. Allah'a iman edenler. İman edeceksin kardeşim. İnanacaksın. İkincisi, imandan sonra işlerini makbul ve güzel yapacağız. Kandırmayacağız. Kandıran bizden değil diyor Peygamber. Yani işlerini makbul güzel yapacaksın. Neyse onu söyleyeceksin. Hile yapmayacaksın şimdi. Her işinde, işlerini her şeyde, işçisi, patronu, üreticisi, çiftçisi, her şey makbul ve güzel, düzgün olacak. Yapıyor musun bunu? Üçüncüsü, dürüst olacaksın. Dürüst, dürüst. Yapıyor hiç. Dürüst oluyor musun? Yalan var mı? Tövbe ediyor musun ufak bir yalanını? Dürüst. Sonra bir de diyor ki sabredeceksin. Sabır. Ya hemen biz sabırsız oluyoruz. Kavga yapıyoruz, gürültü yapıyoruz. Kaçıyoruz, gidiyoruz. Ben de kötü yapmış. Sabret bakalım. Sonu ne olacak? Sabırla üzüm oluyor. Meyve oluyor değil mi? Kış olmasa bunlar olmuyor. Kışın arkasından bir bahar geliyor. Çiçekler. Biz gibi sabredeceksin. O başındaki hastalıklar, belalar, musibetler, bazı olaylar çık gidecek. Sana bir sevap gelecek. Onlar senin için yaratıldı. Sabrettin, kurtuldun. Allah imtihan etti seni. Bakalım kulun beni hastalıkla sevecek mi? Yoksa isyan edecek. Bela gelecek, bakalım kulun beni sevecek mi? Sabrettin, direndin. Aa, sabırla mükafat. Neyse bunlar bitmeyen bir şey. Derin ilimler. Ama dört maddeyi unutma. İman et Allah'a. İman da her şey içinde. Yaratıcıya iman diyor. Sonra işlerini makbul ve güzel yapacaksın. Makbul. Şimdi hep biz bundan şüphe yapıyoruz. Bir mal alarak, bir şey alarak hep aldanmamaya çalışıyoruz değil mi? Neden insanlar hile yapıyor? İşlerini makbul yapmıyorlar, kötü yapıyorlar. Kazıklıyorlar, başka şey yok, yalan. Ya yalan söylüyor değil mi? Yalan. Emanete ihanet ediyor, yalan. Bir de sabırsız. Hemen bir şeyde patlıyor. Sabretme. Dert felsefe. Bunu yaparsan kurtulursun. Hüsranda olmazsın. Yoksa hüsrandasın. İman, makbul ve güzel iş, dürüstlük ve sabır. Bunu yaparsan endişe duymazsın. Geleceğe ümitle bakarsın. Yesler kalkar senden. Sakinleştireceği gerek yok. Ya, endişe, panik. İman işte ama makbul ve güzel iş. Sürekli çalışacaksın. Çalış, işleri sürekli. Yan gelip yatma yok. Çalış, çalış, çalış. Kıyametin kopacağını bilsen, elindeki hürme dalı dik diyor Allah, Peygamberimiz. Çalış diyor bak Peygamberimiz bile. Ya kıyamet kopacak. Bir hurma varsa dik diyor ya, boş durma. O zaman sürekli enerji olur sende, enerji. Bak çalış. İlk gelen ayet ne bir de? O da ilim anlatır. Oku, oku, öğren. Allah'ın adıyla oku. Çalış ve oku, çalış. Bilgelik kazan, çalış. Bilgelik kazan, çalış. Bilgelik kazan, çalış. Şu saatte ben, kaç oldu lan? Saat 10 gece 5 Aralık 2019 biraz sohbet ettim yakın arkadaşlarımla, sonra sizler için bu videoyu hazırlıyoruz, çekiyoruz. Zaten karşıma koydum sabit bir bu akıllı telefonla çekiyoruz, kamerada değil. Ne mutlu ki sizlere bir şey anlatabiliyorsam. Tanrım her şeyi görüyor Allah'ım. Onun sevgisini istiyorum. Sizlerin de sevgisini, duasını istiyorum. Hep bize dua yapalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kardeşlerim. Güvenin.
gülüm benim, yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın. Sözler alalım. Gülüm benim, yavrum benim, biz bu hayatı yaşamalıyız. Gülmezsek oğlumuz soğuk, biz bu hayatta ders alamayız. Yani Allah diyor. Hem gülmek var bu dünyada hem ağlamak var. Ders almak istiyorsun. Yani eğer hep gülmek için gelmedik. Cennette güleceğiz. Bu dünyanın hayatı böyle. Toprak hayat böyle. Çok çalışıp çok öğrenirsen çok şeyler de öğrenirsin. Hoşça kalın. Sevgili kalın.